Gündeme dair programından mutlu günler değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki hafta sonu Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda seçim heyecanı vardı. Tabii seçim deyince vatandaş biliyorsunuz ki Türkiye'deki iktidar seçimine odaklanıyor ama önce biliyorsunuz sivil toplum örgütlerinde bir seçim olur. Daha sonrasında da tabii genel seçim, yerel seçimlerle birlikte vatandaş tercihlerini yapmaya devam eder. Tabii Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda yeni bir dönem var. Tabii Başkan Ali Geydikaya güven tazeledi. Biliyorsunuz orada sürekli yönetim değişik isimlerle birlikte olurdu ve yönetimde bir anlaşmazlıkta zaman zaman yaşanırdı. Bazı listelerden 3 kişi, bazı listelerden 4 kişi olduğunda çok da ortaya da olumlu sonuçlar da çıkmazdı toplantılarda alınan kararlarda. Ama bu dönem Türkiye'de bir rekor kırıldı. Aslında Kayseri'de bir rekor kırıldı. Ali Yedikaya oyların bütününü alarak, yani çoğunluğunu alarak yeniden güven tazelemiş oldu. Tabii yeni dönem içerisinde neler yapacak bunları konuşacağız. 3 yıl görev yaptığı süre içerisinde üyelerinin nasıl bir güvenini kazandığını, bunu nasıl sağladığını değerlendireceğiz, konuşacağız. Yaptığı ilkler vardı. Bu ilkleri nasıl başardığını soracağız ve kendisinden cevaplandırmasını isteyeceğiz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum Tolga Bey. Ben bir önceki 3 yıl öncesinde ilk defa sizinle beraber bir program yapmıştım. Çok heyecanlıydı. Konuşmayı tabiri yerindeyse ne konuşacağımızı bilmiyorduk. Siz o dönem bize çok destek verdiniz. İlk seçime girmeden önce propaganda anlamında bize gönlünüzü açtınız, kapınızı açtınız, programınızı açmıştınız. Biz de daha pazar günü seçimimizi yaptık. Telefonunuz geldikten sonra size yok diyemezdim. Çünkü bir gönül Çok birlikteliğimiz var. teşekkür ederim. Sağ E, olun. gündeme dair programında sizle beraber olmaktan, burada mesleğimizle ilgili, meslektaşlarımızla ilgili konuşacağımız şeylerle ilgili bizlere kamuoyu oluşmasına destek verdiğiniz için TV1 ailesine ve sizlere çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Sizin bendeki yeriniz çok farklıdır. 3 yıllık süreçte sadece Bir aday mukabele. olduğumda bir program yapmıştım. Daha doğrusu meslek camiası başkanlık adaylığımı belki de sizden Evet. öğrenmişti. Bundan dolayı size ayrıca teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Şu ediyorum. anda Çok sağ olun. daha tecrübeli bir başkan olarak Ne yanınızda güzel. olmaktan dolayı da mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ne güzel. Çok Şahsınıza sağ olun. çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Tabii 2 gündür sürekli telefonlar alıyorsunuz. Tebrik telefonları. Hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleşmeye başladı. Yoğun da bir tempodasınız. Evet. Tabii artık bir süre içerisinde bunları kenara bırakıp yeniden faaliyetlere odaklanmanız gerektiği kanaatindeyim. Tabii önce bir genel kurula gelmeden önce bir 3 yılı bir değerlendirirsek bu 3 yıllık süre içerisinde birçok üyenizin güvenini kazandınız ki genel kurula geldiniz. Ne yaptınız? Nasıl başardınız bunu? Şöyle ki aslında söylediğiniz gibi biz 3 yıl önce seçildikten sonra televizyon programlarına davet aldığımızda bizim Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın ismini telaffuz etmekte özellikle spikerler çok zorlanıyordu. Yani gazeteci Öncelikle bunu meslektaşlarımız oluşturduk. bile evet Evet ya yani o ismi öncelikle bunu ezberleyemiyordu. oluşturduk. Kayseri'de böyle bir odanın varlığını hissettirdik. Bunun için neler yaptık? Bunları tek tek anlatmak lazım. Gittiğimde bana mikrofon takılırken en çok yapılan espri oydu. Çok da hoşnut olmuyordum ama çok yapılıyordu. Başkanım siz kaç ay başkanlık yapacaksınız diyorlardı. Maalesef bizim seçim sistemimiz Tolga Bey nispi temsil. Evet. Yani biraz önce söylediniz 983'e 200 oy. Kaç katı? 5 katına Beş yakın katı. fark var. Ama yönetime bakıyorsunuz 7 kişilik yönetimin 6'sını almışız. Yani başka bir bu şey olsa bir oyla 7 kişilik yönetimin hepsi kazanılıyor. Evet. Yani nispi temsilin böyle bir zararı var. Aslında ben de nispi temsille yönetime giren bir insanım yıllar önce. Ama şu anda görüyoruz ki Anadolu gibi yerlerde, Anadolu şehirlerinde bu nispi temsil çok sağlıklı verilemiyor. Binada komşular, meslektaşlar birbirine küsüyor. Seçimi kazananlar kaybedenlere tepki gösteriyor. Çünkü neden? Nispi temsilde yönetime bir kişi giriyor, sıralamada sıkıntılar çıkıyor. Yani bundan dolayı nispi temsilin bir an önce kalkması lazım. Bakın ben şu anda ikinci dönem başkanlığımı yapacağım ve 2 dönem ara vereceğim. Seçim Tüzük sistemimiz gereği mi? öyle. Evet, kanuni olarak 3 yıl bir geldik, planlarımızla, projelerimizle üyemize sunduk. O da sizin programınızda olmuştu ilk Evet. defa. Ondan sonra üye bizi kabul etti. Bize yönetimde 5 sandalye gibi rekor bir şey vermişti Yetki bir vermişti. önceki dönem yetki verdi. Biz de bu yetkiyi aldıktan sonra Kayseri'ye ve Türkiye'ye bir odada neler yapılır? Bir oda yönetimi nasıl olur? Bir oda mesleğini nasıl tanıtabilir? Bir odada kaliteli işler nasıl yapılabilir? Bunların hepsini 3 yılda pandemi olmasına rağmen Tolga Bey fazlasıyla gösterdik.
İnanın şu anda Türkiye'deki telefon açmayan oda başkanı var mı derseniz düşünmem lazım. Yani o kadar çok iki gündür oda başkanlarından telefonlar alıyoruz. Başkanım hak etmiştiniz zaten diye 3 yıllık süreçteki emekleriniz. Ama biz hoşnut değildik. Pandemiyle bu biz uğraştık. Yani meslektaşlarımızla çoğu şey yaptık. Tamam, Türkiye'de yapılmayanları, şehrimizde odalarda yapılmayanları yaptık ama pandemi bizim için çok büyük bir sorundu. Evet. Odamız belli bir süre kapanmak zorunda kaldı. Meslektaşlarımız hastalandı, hastanelerde kaldı. Biz buradan odalarda hizmet üretmeye çalıştık. Telefonlarla iş yerlerini idare etmeye çalıştık. Gerçekten çok yıprandık. İnşallah bu dönem pandemisiz bir süreçte layıkıyla bir 3 yılımızı daha doldururuz. Ama söylüyorum, 2 dönem başkanlık kuralı bizim için harika. O dönem keşke her yerde olsa. O dönem yanlış hatırlamıyorsam pandemide verilen sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasında da ciddi bir etkiniz var diye biliyorum ama. Yani şöyle ki gerçekten o süreçte AK Parti İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu Başkanım, bir hafta biz telefon ve diyalog trafiği yaşadık. Maliye Bakanımızın özel kalemine kaç kere telefon açtı hatırlamıyorum. O kadar çok baskı unsuru oluşturdu ki en son biz bu olayı Haseki Bakan'a taşıdık. Haseki Bakan direkt kabine toplantısında, kendisinden Allah razı olsun, direkt Cumhurbaşkanımızla Maliye Bakanımız görüşürken araya girerek Kayseri olarak sokağa çıkma yasağından neden bizlerin mali müşavirlerin muaf olması gerektiği talebimizi tek tek anlatarak Cumhurbaşkanımız vesilesiyle Türkiye'deki mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler sokağa çıkma genelgesine eklendi. Bunun en büyük mimarı biz, görevimiz zaten. Biz bunu iki haftadır koşturduk. Şaban Başkanımı bir sabah arıyoruz, bir akşama doğru arıyoruz. Şaban Başkanım da 3 yıllık süreçte yani bize o kadar çok emek ve destek verdi ki inanın şey gibi bir abilik yaptı bize. Kendisine de çok teşekkür ediyorum buradan. Diğer tabii ki siyasilerimiz Kayseri'de çok güçlü, Ankara'da çok güçlüler, ülke siyasetinde çok güçlüler. İnanın biz televizyondan görürken hadi deriz ya, koca koca siyasilerimiz var falan. Hangisine telefon açtıysa kapıyı sonuna kadar açtı bize Tolga Bey. Bunun da amacı neydi biliyor musunuz? Odanızda güçlü çıkacaksınız. Üyeniz sizi seviyor mu? Yaptığınız şeylerde şahsınıza mı bir şey istiyorsunuz? Mesleğinize, odanıza mı bir şey istiyorsunuz? Hı hı, biz bunları gündeme aldık. Ama çok şükür ki Allah'a bakıyorum şöyle. Gerçekten Haseki Bakanımız bile kaç defa bizde sorunlarımızla dertlendi. Yine il başkanlarımız özellikle çok gayret gösterdiler. O pandemi döneminde yazdığımız talep dilekçelerinden tutun da 4 tane il başkanımızla vekillerine iletilmesi olsun, mecliste gündem oluşturulması olsun, geçici vergilerin uzatılması olsun, sokağa çıkma yasağındaki destekleri olsun. Hiçbir parti ayırt etmeksizin odaya siyaseti tabir yerindeyse sokmadan talepler nasıl istenilir? Bütün üyenin siyasi fikrine nasıl saygı duyulur? Her siyasi partiye nasıl yakın olabilir? 3 yılda bunu gösterdik. Bakın göreve geldim ben, seçildim. İlk işim mecliste Türmobumuzun iftar yemeği vardı 3 yıl önce. Evet. İlk işim meclisteki 4 tane siyasi partimizin birer tane vekilinden randevu istemek oldu. AK Parti'den Taner Yıldız vekilimizden, bakanımızdan istedik. Kırmadı bizi. Yarım saat, bir saat nelerle ilgili, yapacağımız arsayla ilgili, müşavir plazayla ilgili desteklerini istedik. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Baki Ersoy, Plan Bütçe Komisyonu üyemiz. Bizim için çok önemli Plan Bütçe Komisyonu. Hala TÜRMOP Genel Başkanımızla da çok iyi diyalogları var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mesleğimizle ilgili ne olsa bir telefon atsak 2 dakika sonra karşımızda. Çok destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisiyle görüştük. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çetin Arık vekilimizi aradık. Çetin Arık vekilimiz bize döndü. Şu anda İstanbul'dayım. İstanbul seçimlerinde görevliyim başkanım. Bir hafta buradayım. En kısa sürede ben sizi odada ziyaret edeceğim dedi. Olsun, işleri yoğundur. Hala gelmedi ama. Gelmedi mi? Yani sağ olsun Dursun Ataç vekilimiz. Başkanım 15 dakika önce çıkmak zorunda kaldım. Ankara'dan Nevşehir'de iftar programı var. Oranın da vekili olmadığı için beni görevlendirdiler dedi. Biz de kendisine teşekkür ettik. Söz dedi, ben odada sizi ziyaret edeceğim dedi. Odada bizi ziyaret etti. Geldiğinde sorunlarımızla ilgili de bir kendisine briefing verdik. Bir hafta sonra meclis kürsüsünden çıktı. Mali müşavirlerin sorunlarına haykırdı.
Baker Soy vekilimiz meclis kürsüsüne çıktı, mali müşavirlerin sorunlarını haykırdı. Taner Yıldız vekilimiz odaya geldi. Fotoğraf yarışmasında birinci, ikinci nasıl oldu, neler yaptınız, nasıl yapıyorsunuz bunları diye tek tek bizden briefing aldı, sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haseki Bakanım her konuda bizlere destek oldu. Anadolu Odaları platform toplantısında Kayseri'de 600'e yakın misafirimiz, Türkiye'deki bütün oda başkanlarının olduğu bir toplantıda katılım sağladı ve bizlere güç ve destek verdi. Her türlü konuda da bizlere destek oluyor. Eritaş Bakanımız sağ olsun şu anda mali işlerden sorumlu grup başkan vekili AK Parti'mizde. Eski Ekonomi Bakanımız çok güçlü. Sorunlarımızın çoğuna sağ olsun ne desek bizlere destek oluyor. Sağ olsun il başkanımız buradan arıyor. Bizler arıyoruz. Kendisi de çok büyük destekler oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir vekilimiz sağ olsun. Hangi konuda ne olursa olsun dosya sunuyoruz, takipçisi oluyor. Sorunların çözümü noktasında bizlere destek veriyor. Kısaca hangi siyasi partimize ne dediksek Tolga Bey, hepsi de bize kucağını açtı süreçte. Biz seçildikten sonra ilk işimiz Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaretten sonra Tolga Bey, ilk işimiz 4 tane Kayseri'deki siyasi partimizin il başkanlarından randevu talep etmek oldu. Sağ olsunlar döndüler bize, biz ziyaretlerine gittik. Sonra tekrar dönenler oldu, dönmeyenler oldu. Burada isim verirsek yanlış algılanıyor. Dönenlere biz tekrardan iyi ilişkilerle ilgili gittik. Dönmeyenlere de yapacağımız bir şey yok. Evet. Onların takdiri dedik. Ama şunu söyledik, hiçbir zaman Kayseri Mali Müşavirler Odası'nda biz siyaset yapmadık. Siyaseti sokmadık. Bundan sonra da sokmayacağız. Çünkü benim her üyemin siyasi bir görüşü olabilir ama burası mesleki bir oda. Bizim amacımız meslek siyaseti yapmaktı. Bu 3 yıllık süreçte bunu da başarılı bir şekilde odaya siyaset sokmadan nasıl uygulanır inanın çok güzel gösterdik. Genel başkanımızla ortak çalışmalarda mecliste Kayseri'mizdeki çok güçlü siyasilerimizden çok destek aldık. Artık genel başkanım bile bizim siyasileri arayıp iftar programına çağıran YouTube baba. Bizler de gidiyoruz. Bizden daha çok samimi ilişkiler içerisinde. Artık hitaplar bile abi diye pozisyona bürünüyor. O ona ismiyle hitap ediyor. Bizim amacımız buydu. Biz de bunu 3 yıllık süreçte çok fazlasıyla yaptık. Yani ilgili bakanlığın aslında öngörülemeyen engellemelerinin kaldırılması noktasında mecbursunuz bir siyasi lobi oluşturmanız gerekiyor. Bu noktada da bunu Kayserili siyasetçilerle, milletvekilleri ve bakanlarının yardımıyla birlikte başardığınızı söylüyorsunuz. Bu da anlaşılabilir bir şey. Yani bu odaya siyaseti sokmak, dahil etmek anlamına gelmez kanaatimdeyim. Şöyle ki TÜRMOP Başkanımız bizi aradığında, başkanım biz Elitaş Bakan'la görüşmemiz lazım. Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı kendisi, başkan vekili aynı zamanda dediğinde ben şunu demiştim. Sayın genel başkanım niye Maliye Bakanı'yla biz görüşmüyoruz? Başkanım bu işi Elitaş Bakan yapacağı söyleniyor. Hemen buradan il başkanımızı arıyoruz. Sağ olsun il başkan yardımcımız Mali Müşavir Hamdi Sontaş başkanımız var. Dostumuz, kardeşimiz. Onu arıyoruz. Onu devreye girdiriyoruz. Onlar sağ olsun bizden çok gayret içerisine düşüyor. Ayarlıyorlar. Biz buradan gidiyoruz. TÜRMOP başkanımızla buluşuyoruz. Elitaş Bakanımızın yanına gidiyoruz. Giderken buradan Elitaş Bakanımıza Mali Müşavirini götürüyoruz. Ailesine gitmeden telefon açtırıyoruz. Aman bu iş olmazsa bizim şirketin işleri böyle olur diyoruz. Eksilerini söyletiyoruz. Gidiyoruz. Diyor ki tamam diyor siz diyor şebek olmuşsunuz. Bu işi yapmak lazım diyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Sonuçta istediğimiz şeyler Ali Yedikaya kendi şahsı için bir şey istemiyor. Mesleğimizde Kayserimiz için, ülkemiz için daha güzel ortamda mesleği yapmakla ilgili çalışmalar oluyor. Eritaş Bakanım da her konuda destek oldu. Ben gerçekten 3 yıllık süreçte kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer siyasilerimizin hepsine de teşekkür ediyoruz. Odamız biz göreve geldikten sonra söylüyorum. İlk şeylerden biri kaç ay başkanlık yapacaksındı. 3 yılda baktılar ki biz değişmiyoruz. Üyemiz de baktılar memnun. Bu espri bir kere çöpe atıldı. Güzel. Tolga Bey. Bu bizi mutlu etti. İkincisi Kayseri Mali Müşavirler Odası hangi iş merkezinde iki odalı bir yer mi zihniyeti vardı. Biz bunu çürütmemiz gerekiyordu. Hangi televizyon kanalı, hangi basın beni çağırırsa ben katıldım. Mesleğimle ilgili, odamızla ilgili, faaliyetlerimizle ilgili, sorunlarımızla ilgili her türlü kamuoyunu oluşturmaya çalıştım Tolga Bey. Ama mesleki bir yayına beni çağırdılarsa katılmadım. Dedim ki ben şu anda oda başkanıyım. Yani oraya olmaz. Gidip kendi reklamımı yapmak olmaz. İstiyorsanız meslektaşlarımızdan istediğiniz bir kişiyi davet edip kendiniz görüşebilirsiniz.
programlarla ilgili görüyorsunuz. Meslektaşlarımızın da yaptığı programlar var. Evet. Davet etseler de ben hep bu konuları konuştum. Hiç bıkmadım, yılmadım. Seçim bitti şimdi bizim. Bir iki gündür de sürekli telefonlar alıyor. Sizin gibi sağ olsun sevdiğimiz üstadlar davet ediyorlar. Katıldığım yerde de hep bu sorunlarımızı, isteklerimizi, taleplerimizi, yapacaklarımızı, yaptıklarımızı konuşuyoruz. Bu da açıkçası beni mutlu ediyor. Çünkü neden? Ben evime ekmeği buradan götürüyorum Tolga Bey. Ofisimden götürüyorum. Tabii ki. Bizim odalarda öyle, diğer odalar nasıl bilmiyorum ama asgari ücretin bir katı, iki katı, üç katı, beş katı bir huzur hakları yok. Güzel. Makam arabası derseniz makam arabamız da yok. Güzel. Kendi arabamızda biniyoruz. Kendi gönüllü olarak bu işleri yapıyoruz. 3 yıllık süreçte oda personelimiz diyor ki başkanım biz bir yerlere gideceğiz, arabamız yok. Siz kendinize bir araba alın binin diyorum. Gülüyorlar falan, yani genel kuruldan da geçirildi diyorum. Ya başkanım siz de kullanın diyorum ki alacağınız araba benim arabamdan iyi olmayacak. Ben kendi arabamdan memnunum. Siz kendinize göre alın. Küçük bir yakıt az olan, tamiri şey olan. Ya bakıyorum gerçekten de artık üye sayımız arttı. Eskiden öyle 800, 700, 1000 kişilik değiliz. 1800'leri bulduk. 1800. Her geçen günde artıyoruz. 600 tane stajyerimiz var Tolga Bey. Artı. Hem 1800 tabii, artı 600. Tabii 600 tane arkamızdan gelen ordu var. Her sınav döneminde 40-50 kişi sınavı kazanıyor. Çünkü odamızda çok başarılı bir eğitmen kadromuz var. Arif Çınaroğlu hocam olsun, Deniz hocam olsun, bunlar odamızdaki başarı oranına bakıldığında eğitimlerde ne kadar kaliteli olduğumuzun da bir göstergesi. %80-90'lara yakın her sınav döneminde odamızda kursa gelen meslektaşlar sınav kazanıyor. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi oluyor. Bundan dolayı da mutlu oluyoruz. Dolayısıyla odamızda her türlü eğitimler olsun, etkinlikler olsun, seminerler olsun, toplantılar olsun, sosyal aktiviteler olsun yapıyoruz. Oda binamızda bizim eğitim ve hizmet binamız. O da bizi mutlu ediyor. Artık odamıza gelen siyasiler falan bize diyor ki kapının girişindeki yazı olmamış diyor Tolga Bey. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri yazısı var orada. Mesela diyorlar bu oda yazısı olmamış başkan diyorlar. Biz de şaşırıyoruz. Neden başkanım dediğimde. Buraya diyor eğitim ve kültür merkezi yazman diyor, lazım diyor. Bizim diyor şeylerden diyor bazı şeylerden çok diyor belediyelerden. Çok diyor aktivitelerimiz oluyor diyor. Gülüyoruz. Bazı sivil toplum kuruluşları başkanları ya başkanım yeter diyor. Bir şey yapmayın artık diyor ya. Bizim diyor üye diyor bizi diyor zorluyor. Zorluyor diyor. Başımıza kalkıyor diyor. Bakın Mali Müşavirler Odası'na diyor. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Biz bunları yapıyoruz ama yani laf olsun diye de yapmıyoruz. Kayseri'de böyle bir odanın varlığından haberi olmayan çok büyük kesim vardı Tolga Bey. Çok şükür biz bir tiyatro oyunu ortaya koyduğumuzda düz bir vatandaş tiyatro oyununa geldiğinde böyle bir oda mı varmış? Bu oynayanlar mali müşavir miymiş? Mali müşavir ne iş yapar ki? Kamuoyunu oluşturmaya çalıştık ve bunda da çok büyük başarı elde ettik. Çünkü yani mesleği toplumla barıştırmış, buluşturmuş oldunuz. Evet. Cinevi. Çünkü evet. Eğer bir odanın, bir mesleğin varlığından şehri haberi yoksa siz o şehirde bazı sorunlarınızı halledemezsiniz evet. Tolga Bey. Evet. Taleplerinizi yerine getiremezsiniz. Bakın biz bu sosyal aktiviteleri bu kadar yaptık. O da ayda bir kitap söyleşisi yapıyoruz. Kitap okumak kadar güzel bir şey var mıdır? Kesinlikle. Yok. Bu kitap okuma insanlar için hem meslektaş için kitap okuma alışkanlığı, sürekli mevzuat değişiklikleri olsun, hızlı okuma teknikleri olsun. Bunları biz yapıyoruz. Ayda bir kitap okuma söyleşisi düzenliyoruz. Hazırlıyoruz bunu. Ve meslektaşlar sırayla ayda bir moderatörlük yaparak okunan kitabın analizini yapıyorlar. Okunan kitaptan ne gibi ana fikirler var, dersler çıkartılıyor. Kitabın yazıldığı dönem Türkiye Cumhuriyeti ile şu andaki Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kıyaslamalar neler oluyor? Bir de eve gittiklerinde Tolga Bey, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ay sonu yaklaştı, kitabı bitirmem lazım diyor. Televizyonu kapatıyor, kitabını alıyor eline. Anne ise anne olarak, baba ise baba olarak. Çocuklar bakıyor ki anneye baba kitap okuyor. Güzel. Diğerleri çocuklar da kitap istiyor. Etkileme sanatı çok güzel. Eşi de bakıyor televizyon açılmıyor, o da kitap alıyor. Bunların hepsini biz bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehrimize kültürel etki yaratmak, meslektaşlarımıza kültürel dokunuşlar yapmak için yapıyoruz. İlk defa odamızda şiir dinletisi yaptık. Meslektaşlar çıktı o sahnede, pandemi döneminde oda kapalıyken konferans salonunda tedbirleri alarak birebir ilişkilerle şiir dinletisi yaparak meslektaşa böyle sırayla 10 kişi okuduysa her gün bir tanesini, 2-3 güne bir tanesini, bir meslektaşını orada odasının sitesinde, sosyal medyasında şiir okurken gördü.
Yani aslında evet çok güzel projeler bunlar. Çünkü sürekli beyinle alakalı işler ürettiğiniz için hesaplama yöntemi falan insanın beynini yorar. Deşarj edebilecek, moral, motivasyon sağlayabilecek, stresten uzaklaştırabilecek insancıl projeler bunlar. Tabii ve başarılı ki oldunuz bunlarda. Müzik aletleri kursu açtık, talep etti meslektaşlarımız. Odamızı da açtık. Çünkü neden? Akşama kadar stres sıkıntının içerisinde odaya geliyor, kursta stresini atıyor, evine mutlu mesut gidiyor. Güzel. Tiyatro provaları. Şimdi öğlen saatlerinde bazen odada eğitim, seminer düzenliyoruz. Meslektaşlar geldiğinde kapıda hoş geldin diyoruz. Suratlar bir karış, büroyu bırakmış, bir sürü iş var. Akşam bazen çalışıyoruz odada, yönetim kurulu falan. 7 gibi falan çıkıyoruz. Kapıda bakıyorum, bir iki meslektaş geliyor koşarak falan. Hayırdır diyorum. Başkanım tiyatro provası var, başkanın koronun provası var, işte bağlama kursumuz var, işte şu var falan, boynumuza sarılıyor. Başkanım görüşürüz falan. Daha odaya girmeden o mutluluğu, o şeyi bize yansıtarak asık suratlar gidiyor bir anda. Ben de diyorum yani yönetime bakın diyorum yani amacımıza ulaşıyoruz falan. Evine gidiyor mesela stresini atmış olarak. Bunlar çok önemsediğimiz şeyler. Bir de biz bunlarla şehrimize mali müşavirlik mesleğini tanıtıyoruz. Odamızı tanıtıyoruz. Gittiğimiz her yerde kapılar sonuna kadar açılıyorsa bunun da en büyük nedeni sosyal statü olarak kamuoyunda bir ağırlığımızın oluşması içindi. Çok şükür ki bunu da fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bakın mesela biz vergi dairesinde bir otoparkımız var Tolga Bey. Önce yoktu. Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de yok. Mali müşavirler için orada bir tabela var. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'na aittir araç parkı diye. Nedir orada? Bir meslektaşın geldiğinde tabii işlerinin hızlı gitmesiyle ilgili güvenliği güzel geçiyor, içeri giriyor. Kadın meslektaşımız var, topuklu giyiyor, otopark yeri olmuyor, uzağa park ediyor, yürüyemiyor. Yaşlı meslektaşlarımız var, engelli meslektaşımız var, hamile meslektaşımız var. Dosya incelemesine koli koli evrak getiren meslektaşlarımız var incelemeye. Bunların hepsi içeri kadar girip o otoparkımıza koyuyor. Dışarıdan gelen insanlar da bakıyor. Burada bir Mali Müşavir Odası otoparkı var. Siyasiler görüyor, belediye başkanları görüyor, dışarıdan insanlar görüyor. Çalışan memurlar görüyor, müfettişler görüyor. Ha diyor, burada demek ki mali müşavirlerin bir şeyi var. Ağırlığı var, güzel, bir prestiji var, bir saygınlığı var. Ama biz bunu alırken mücadele ettik. Hem vergi dairesi başkanıma çok teşekkür ediyorum. Geri dairesi başkanlığı başkanımıza teşekkür ediyorum. Kaç araçlık otopark orası? Bizim iki araçlık otoparkımız. Biz onunla başladık, iki de razı olduk ama şöyle ki biz de mesela vergi dairesine girdiğimizde Tolga Bey biz bir saat durmayız. Ha, evet. Biz gireriz hemen dilekçeyle bir iki bir şeyimiz olur 15-20 dakika çıkar gideriz. Güzel. Sonra diğer meslektaş orası sürekli kullanılıyor. Bu yönden de çok memnunuz çünkü mesleğimize değer katmaya devam ediyoruz. Başka mesela kurumlarda da sosyal, yaptınız mı bunu? Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü içerisinde Tolga Bey bir irtibat büromuz var. İçerisinde masamız, sandalyemiz, mobilyamız, dolabımız, yazıcımız, kağıdımız, bilgisayarımız var. Meslektaş ilçeden geliyor. Organize sanayi bölgelerinden geliyor. Merkezden geliyor. Bunların hepsi geldiğinde orada işlerini hızlı ve etkin bir şekilde yapıyorlar. Zaman kaybetmiyorlar. Onun dışında da orada girişte o yazının olması, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası üyelerine aittir yazısının olması, kuruma karşı, kurumda çalışanlara karşı, dışarıdan gelen düz vatandaşımıza karşı, her türlü giren çıkana karşı orada o tabelanın olması, burada mali müşavirlere karşı bir ayrıcalık var. Mali müşavirler bizim paydaşımız. Mali müşavirlerle iyi ilişkiler içerisindeyiz. İzlenimini oluşturmamız açısından önemliydi. Mesleğin saygınlığı açısından da çok önemli. Tabii ki prestij katıyor, evet, değer katıyor mesleğimize, meslektaşımıza. Biz bunu sosyal medyada falan açılışını yapıp paylaştıktan sonra Tolga Bey, diğer oda başkanları beni aradı. Nasıl yaptığımızı söyledi. Kıskandılar mı sizi? Sağ olsun bizim Hacı Ali Hasgül müdürümüz, Ankara eski müdürümüz. Evet. Çok değerli bir abim olur benim de. O döneminde bize söz vermişti. Seçim hediyesi olarak demişti. Sağ olsun bizleri kırmadı. Her türlü konuda da destek oldu. Hala da destek oluyor. İnanın Ankara'dan arıyor. Seçimimiz var. Kardeşim nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz falan. İyi ilişkilerimizi çok düzgün ve sağlam atmışız demek ki. Bu da bizi mutlu ediyor. Hangi konuda ne talebimiz olduysa hepsi yap. Mesela sivil toplum kuruluşlarıyla da
Kayseri'mizin çok değerli sanayi odası, ticaret odası kurullarında da çok aktif çalışmalar yaptık. Organize sanayi bölgemizde çok aktif çalışmalar yaptık. Oralarda seminerler düzenledik. Aile şirketleriyle anayasasının yazılması, kurumsallaşmasıyla ilgili organizemizde çok güzel eğitimler yaptık. Ticaret odasında ortak çalışmalarda projeler yaptık. Biz bunları neden yaptık? Hem mali müşavir meslektaşlarımızı bilgilendirilmesi için yaptık. Hem bu kurumlardaki değerli iş insanlarını bilgilendirmek için yaptık. Hem de böyle bir oda var ve bu konularda bilgi dağıtıyor. Yani düşünün, biz hemen hemen her kesimin beyannamesini veren, bilgisini veren, danışmanlığını yapan bir meslek örgütüyüz. Evet. Tabir yerindeyse hemen hemen her kuruma, her meslek dalına akıl dağıtıyoruz. Yani evet. Bunu profesyonel anlamda yaptık, kurumsal anlamda yaptık. Kendi eğitmenlerimizi kendi içimizden çıkardık. Şu anda 3 tane mesela Ankara TÜRMOB'a gönderdiğimiz eğitmenimiz var. Mesut Erhan Cihan olsun, Ömer Kara olsun, Özkan Basat olsun. Şu anda bu arkadaşlar diğer şehirlerdeki meslek odalarına seminerler düzenliyor. Güzel. Haksız Rekabet Kurulu'na bakın, Kayseri'deki bu siyasi şeyimizin odamızdaki elde ettiğimiz güç de ilk defa Haksız Rekabet Kurulu'na, TÜRMOB'umuza bir tane kardeşimiz, Alper Söğüt kardeşimizi gönderdik. Bu bizi mutlu ediyor yani pozisyon olarak baktığınızda. Yapılmamış ilkleri yapıyoruz odamızda. Bunları saydığımızın hiçbiri daha önce odamızda olan şeyler değildi çok şükür. Mesela peki, ticaret sicilde, özür dilerim. Buyurun buyurun. Ticaret odasında, ticaret sicil servisinde meslektaşımız sürekli oraya şirket kurmaya gider, Mersin'si işlemler olur. Bir yanlışlık olursa döner, OSB'ye gider, ilçeye gider veya çarşı merkezine gider veya Talas'ta bir internet kafeye gider, çarşıda bir kafeye gider, işini halleder. Biz oradaki tam sicil servisindeki bir masanın üzerine bilgisayardı, sağ olsun Ömer Başkanım olsun, Başkan Yardımcımız Ali Alkan, değerli abimiz olsun, başkanımız olsun. Bizleri kırmadılar. Oradan bize bir masa verdiler. Güzel. Masanın üzerinde yazar, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası üyelerine aittir diye. Bir sorun olduğunda meslektaş hemen o bilgisayarı açar, orada işini halleder. Bir bakar mısınız der. Bakar, tamam olmuştur. Teşekkür ederim. Bir çıkar gider. Bakın, İşini yakıt hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Zaman evet. kaybı yok. Evet. İşleri hızlı. Bir de orada ne var? Meslektaşın bir şeyi var. Artık bir prestiji var. O yazı, o çok önemli. Tabii o kurumlardaki ki. O yazı. O saygınlık katma, değer katma bizim için önemliydi. Biz çok şükür bunları yapmaya çalıştık 3 yıllık sürecimizde. İnşallah yeni dönemde daha güzel, daha ortak projelerde çok değerli sivil toplum kuruluşlarındaki değerli oda başkanlarımız olsun, değerli abilerimizle yeni projelerde inşallah hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Siyasilerimizle ilgili yine teşekkürlerimizi yapacağız. Meslekle ilgili çok sorunumuz var. Hallettiklerimiz var 3 yılda, edemediklerimiz var. Mücadele edip yarım kalanlarımız var. İnşallah şu anda mesela bazı şeyleri konuşuyoruz Tolga Bey. Şunları hallettik, şunlar oldu, şunlar oldu diyoruz. Şunlar da sorunumuz diyoruz. İnşallah bu 3 yılın sonunda da o hallettiklerimizi, bu sorunların bir kısmını da 3 yılın sonunda halletmiş oluruz, yaparız diye ümit ediyorum. Peki birçok şey yapmışsınız ve baktığımızda şöyle birçok meslek örgütünün de yapması gerektiği kanaatine vardığımız işler başarmışsınız. Yani çok teşekkür ediyorum emeğinize. Tabii güveni böyle sağlamışsınız. Üyelerin güvenini böyle kazanmışsınız. Tabii bir genel kurul var artık. 3 yıl geçti. 3 yılın sonunda bir genel kurula gideceksiniz. Birden fazla liste çıktı. 3 evet. liste çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 2 liste yarıştınız. Diğer bir liste tek bağımsız başına çıktı. Diye. Bağımsız üçüncü olarak çıktı. Bağımsız da 2 liste yarıştı. Peki sonuçtan memnun musunuz? Sonucun böyle olacağını düşünüyor muydunuz? Ya da sonuca gider, yani genel kurula giderken üyelerdeki sizin kanaatiniz neydi? Bir kere iktidarda olmak her zaman yıpratır. Bunu bir kabul edelim. Yani çünkü yaptığınız her şey eleştiriye açıktır. Yaptığınız her şeyi üyenizin hepsini memnun edemezsiniz. İktidarda olmak her zaman bir risktir. Öyle değil mi Tolga Bey? Tabii, tabii. Muhalefette olmak rahattır. Çünkü hep göz önündesiniz. 50 oyunuz varsa bunu 70 yaparsanız başarılı olduk dersiniz, bir şey dersiniz. Ama siz şimdi bir önceki yönetimde 5 sandalye almışsınız. Kayseri'de rekor kırmışsınız. Bu seçime giriyorsunuz ve 4 sandalyeye düştüğünüzü düşünün. Yani üyenizin gözünde, kendi gözünüzde ben direkt istifa ederdim. Çünkü üye hak etmediğinizi düşünürdünüz. Tabii değil mi? Üye demek ki bizi biz yanlış işler yapmışız. Üye bize bu gücü vermemiş. Bizden memnun değil. Demek ki tepki var derdim ve kendimi bir kenara çekerdim. Ama Allah'a çok şükür seçime giriyoruz. Şöyle bir sorunla karşı karşıyaydık.
Ya nasıl olursa meslekte Kayseri grubu kazanacak. Çünkü çok güzel işler yaptılar. Çok başarılı oldular. Biz başkanımızdan çok memnunuz. İfadeleriyle girdiler. Muhalefet ya nasıl olsa onlar kazanacak. En azından bize de oy verin. Zihniyetiyle seçime giriyor. Bir insan kazanamayacağı bir seçime girer mi Tolga Bey? Girmemesi lazım. Girmemesi lazım. Ama maalesef nispi temsilin işte zararları burada ortaya çıkıyor üstadım. Biz 5 olan 700, bir önceki seçimde 700'e 300 bitmişti oy oranı. Aynı grupla yarışmıştık. Bu seçimde biz 983 almışız. Diğer grup 200 almış. Yönetimde 6 sandalye almışız. Rekor bir oyla. Diğer arkadaşlar geriye giderek bir yönetime bir kişi girdi. Yani bir önceki rekorunuzu egal etmiş oldunuz. Ettik. Ama işte sıkıntı neydi? Bayram tatiliyle birleşmiş oldu. Hafta sonu. Şehir dışında çok fazla olanımız oldu. Nasıl olsa Ali Bey kazanacak. Kazanır açık ara. Gelmeye ne gerek var diye çok büyük bir kesim oluştu. Onlar gelmediler. İkna edemedik. İstanbul Odası'nda da bakın 46 bin üye vardı. 14-15 bin herhalde o civarda oy kullanılıyor. Nedeni bu oluyor. Nasıl olsa kazandım. Gitmeye gerek yok deniliyor. Ama işte bu da sıkıntı veriyor süreçte. Hafta için mi yapmalı aslında genel kurullar o zaman? Bizde yasal olarak cumartesi, pazar ve Mayıs ayı şartı var. Evet. O ikisi şart. Ama yani burada da şu var. Bu kadar üye oy vermişken, yönetim bu kadar başarılı bulmuşken. Ben 3 yıllık süreçte hep şunu söylüyordum. Yani bize bir 3 yılı kendi ekibimizde verin. Bakın nispi temsil ama bir 3 yılı kendi ekibimizde verin. Üye aslında bunu göstermeye çalıştı. Ama sıkıntı ne Tolga Bey? Şu, bir seçim listesi yapıyorsunuz. Listeye en az 85 kişi yazıyorsunuz. Şimdi insanları zor zoruna yazıyorsunuz. Bunu çalışanların yanında mali müşavir oluyor. Çok samimi arkadaşı oluyor. İnsanlar birer ikişer kişi getirse zaten yönetime bir kişi girdiriyorsunuz. Yani ama bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir başarı değildir ki. Yani bir kişi almak rezilliktir. Başka bir şey değildir benim gözümde. Ben hala söylüyorum. Yani yakışanın yapılmasını istiyorum. Mesleğimize, odamıza bir saygı gösterilmesini istiyorum. Bu kadar oy alınmışken diğer gruptaki arkadaşların da bu işi bizlere işi bir lafımız vardı ya işi ehline teslim edin diye. Onun için işi ehline teslim etmeleri lazım. 7 kişilik kendi ekibimle 3 yıl benim son dönemim zaten. 3 yıl kendi ekibimle dolu dolu bir 3 yıl yaşamak istiyorum. Onun için arada bize diken olacak kişiler çıkmasın. 3 yıl biz kendi ekibimizle bu işi yapalım. Ben şahsen 5 olan sandalyem 4'e düşseydi, 4 bile 7 de bizim için yetiyordu bir önceki seçimde de. 4 olsaydı ben istifa ederdim. İstifa da bir erdemdir. Çünkü başarısızsanız, üye sizi istemiyorsa bırakıp gideceksiniz. Gitmeyi bileceksiniz. Birilerinin oyuncağı olmayacaksınız. Birileri sizi zor zor aday gösterip buradaki Ankara ile ilgili delege, 4-5 çıkartacağınız delege ile ilgili plan insanların oyuncağı olmayacaksınız. Bırakacaksınız. Sizin için daha iyi hizmet üreten hangi grup çok oy aldıysa ona destek vereceksiniz. Vermeniz de lazım. Dolayısıyla ben burada bir anlayış bekliyorum. Bu dönem inşallah diyorum. Çünkü hak ettiğimizi düşünüyorum. 3 yılda yapılmayan o kadar şey saymışken mesleki sorunlarımızla ilgili biraz önce konuştuğunuz gibi Türkiye'deki sorunlara biz parmak basmışken hala bizim önümüze bir grup olarak dayatılmasını da kabul etmiyoruz. Bu insanlar da bunu gördü seçimde. Biz eğer karşımızdaki söylediğim gibi kazanacağız niyeti o kadar başarılı çalışma yapmışız ki 6 ay öncesinden bize diyorlardı. Zaten Ali Bey açık ara kazanacak, Ali Bey açık ara kazanacak. İnsanları getiremiyoruz ki. Kimi bağa gitmiş telefon kapalı, kimi şehir dışında, kimi çocuğunun yanına gitmiş, kimi telefon açıyorsun ya zaten kazanacaksınız biraz rahatsızım diyenler var. Düğünü olan var, cenazesi olan biliyorsunuz seçim döneminde bitmiyor. Ama pazartesi de bakıyorsunuz gelmeyenlerin çoğu arayıp sizi tebrik edebiliyor. Böyle bir seçim süreci ve böyle bir şey oluşuyor. Çok güçlü olmanız da aslında iyi değilmiş. Onu anladık. Yani çok iyi çalışmak da seçim süreci. Ama keşke gelinseydi, katılım olsaydı. Biz 7'yi de 7'yi çok rahat yapardık. Daha da rekoru üst seviyelere çıkartırdık. Ama yakışanın yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hak ettiğimizi Kayseri kamuoyu bile bu kadar bizi konuşuyorsa, Türkiye'deki bütün oda başkanlarından herkes bizi arayıp nasıl başarılı olmuş başkanım çok mutlu olduk deniliyorsa,
Başarısız olan arkadaş da müsaade isteyip üye demek bizi istemedi. Bırakalım bu arkadaşa 3 yıl sevabına, günahına yönetsin demesini bekliyorum. Bu kaliteyi de gösterebileceklerine inanıyorum. Peki, tabii şimdi 3 yıl içerisinde yaptıklarınızla birlikte bir çıta yükselttiniz. Şimdi ikinci bir 3 yıllık bir sorumluluğunuz var. Burada biraz daha çıta yükselecek anladığım kadarıyla. Ne var, ne yapacaksınız? Yani nasıl bir sorunlarımız var Tolga Bey. Ne biz var artık Kayseri kamuoyuna Mali Müşavirler Odası diye bir odanın varlığını hissettirdik Allah'a çok şükür. Yaptığımız bütün uygulamalarımızda. Kurumlarla ortak çalışmalar yaptık. İstediğimiz çoğu şeyi elde ettik. Halı saha turnuvaları yaptık. SSK olsun, vergi daireleri, İşkur Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Makine Mühendisi Ticaret Odamız falan hep beraber çalıştık. Çok iyi kaynaşmalarla kurumlardan istediğimiz şeyleri aldık. İş barışını da sağlamış olduk. Çünkü mali müşavirlerle kurumları kaynaştırdık. Güzel. Kaynaştırmaya da devam ediyoruz. Onlarımızın hepsi devam edecek. Rutin onlarımız. Ama onlar artık oturdu. Bakın bizim sorunlarımız var. Biz sorunlarımızla ilgili çok mücadele verdik 3 yılı şurada. Maliye Bakan Yardımcımıza kadar Kayseri'de gurbetçilerimizin şehir ülke dışında çok fazla olduğunu, Almanya'da özellikle, artık oradaki gurbetçilerimizin şirketler kurduğunu, diğer ülkelere şubeler açtığını, Fas, Cezayir gibi. Bizlere diyorlar ki abi işte halamız çocukları veya dayılarımız bize gelin diyor ya, 15 günde bir gel oğlum. Yani burayı denetle, neyse paranı kes, biz ödeyelim. Bizim çalışanlarımızdan Türkçe bilenimiz var. Biz buradakilerle uğraştırmayın bizi diyor. Ama bizim yeşil pasaportumuz yok Tolga Bey. En büyük engel. Diyoruz ki ya 5 yılı dolduran mali müşavirlere yeşil pasaportu verin. Bakanım verin. Biz yeşil sermayeyi Kayseri'ye getirelim. Ülkemize getirelim. Bakın eğer bir şirketle yurt dışında sözleşmesi yoksa bu mali müşavire vermeyin. Gezmek için gidecekse vermeyin. Ama 12 aylık sözleşmeyi yapmış ve her ay hesabına Türk para geliyor. Meslek mensubu da bunun serbest meslek makbuzunu kesiyor. Devlete vergisini ödüyor mu? Sözleşmesi devam ediyor mu? Uzatın. Evet. Bunda bir şey var mı Tolga Bey? Bence çok mantıklı. Ama bakın dünyada 4 büyük bir engel. Dünyada 4 büyük şirketler var. Kanada'da bir şeyleri var, merkezleri var. O kadar kat yüksektir ki bulutlara karışmışlardır. Dünyadaki parayı alıyor götürüyorlar. Türkiye'deki de. Ya en azından bize böyle de olsa bireysel anlamda şu gurbetçilerimizle ilgili olsun, süreç olsun, bir destek verin, destek olun. Biz bunu taşıdık. Maliye Bakan Yardımcımız Develi Mahmut Gürcan Bakanım. 2,5 saat sorunlarımızla ilgili konuştuk. Oradan çıktık Genel Başkan Yardımcımıza hangi sorunumuzu ne şekilde anlattık. Kendisi de notlarını alıyor. Kendisi de nereye ne söylerse bana söylüyor. Bir kere TÜRMOP Genel Başkanımıza bir teşekkür etmemiz lazım. Onu bir söyleyelim. Yöremizin, toprağımızın insanı sağ olsun. Annesi babası hala Nevşehir'in Paşalı köyünde. Hayvancılık yapar, tarımla uğraşır. Türk Kayseri'ye gelir. Kayseri'de şirketleri var. Ayda bir görüşürüz. Büroculuğu pek bilmez ama bizde olan diyaloglarıyla ilgili olsun sağ olsun hem Konya hem bizde. Meslektaşlarla ilgili o kadar çok bilgiye sahip. Meslek büroculuğu biliyor. Büroculukla ilgili bir şey olduğunda aradığında biz destek oluyoruz. Kendisi Gelir Dairesi Başkanlığından ayrılmış olması şekliyle çok çok etkin, çok etkin davranıyor. Oralarda çok iyi çalışmalar yapıyor. Ama sağ olsun ben ilk göreve geldiğinde demiştim ki Sayın Genel Başkanım altın kalem mi alacaksınız, altın saat mi alacaksınız, ilk işiniz Maliye Bakanına, Genel Başkan Yardımcılarına, Plan Bütçe Komisyonu'ndakilere, meclisteki mali müşavir milletvekillerine, yeminli mali müşavir milletvekillerimize mutlaka ziyaretler yapıp bir kere iyi ilişkileri sağlamamız, geliştirmemiz lazım demiştim. Yani sağ olsun TÜRMOP Genel Başkanımız da süreçte biz öyle dedik ama yani o kadar çok diyaloglar yaptı ki yani o kadar çok gayret gösterdi ki 3 yıllık süreçte yani tabir yerindeyse maşallah maşallah dedirtti. Bu da bizi çok mutlu etti. Ortak şeyimiz var, dosyamız var. İşte 16 tane sorun dosyamız varsa madde numaraları da aynı. Sadece bizim iki maddemiz farklı. Bir tanesi Kayseri'den Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Konya'ya taşınmasıydı. Şimdi Ankara'ya bağlandık. Bunun kabul edilebilir olmadığını bir an önce tekrar Kayseri'ye taşınması işimiz var. Bir tanesi de TÜRMOP sınavlarımızın Kayseri'de yapılma işi var.
Biz bunu çok istiyoruz. Artık bunu Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarımızda da konuşuyoruz. Geçen sağ olsun müsiyat başkanımız Ferhat Akmermer, yakın dostum olur, kardeşim olur. Buradan da kendisine selam söylüyorum. Giderken Ankara'ya başkanım ne yapalım, liderim görüşeceğiz dediğinde dedim ki TÜRMOP sınavlarını Kayseri'de yapalım. Çünkü Kayseri'ye Türkiye'nin her yerinden insanlar sınava girmek için gelecek. Erciyes'i gezecek, pastırma alacak, sucuk alacak, mantı yiyecek, Kapadokya'ya gidecek. Buna dedim hem genel başkan da sıcak bakar, o da Nevşehirli. Bununla ilgili bir şey oluşturmaya çalışıyorum, destek verin demiştim. Sağ olsun gitmişler, Elitaş Bakan'ın yanına oturmuşlar. TÜRMOP Genel Başkanımızı arayın, bu konuda biz istiyoruz. Bakanlığı arayın, şunu yapın, kanunlaştırın diye. Sonra dönüşte de beni arıyor başkanım. Böyle böyle yaptık diye kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel. Çünkü biz bir sorunlar... Suyumuz orada, evet. Biz eğer bir şeyler yapmışsak gerçekten çok iyi çalışmalar yaptık. Ömer Gürsoy abimizden de bahset, başkanımızdan da bahsetmem lazım. Ticaret Odası Başkanım. Hı hı. Çok değerli başkan yardımcımız Ali Alkan Başkanım. Bir insan abisini arar gibi rahat bir şekilde arar mı Tolga Bey? İnanın o kadar arıyoruz ki. Güzel. Rifat Hisarcıklıoğlu gecede arıyor Ömer Başkan, Ömer abimiz. Bana dönüyor gece. Başkanım yeni döndü. Ben söyledim. Yarın ilk işimiz bunu böyle yapmak oluyor diyor. Mutlu oluyoruz. Neden? Güzel. Çünkü şehirlerde onlar büyüklerimiz bize abilik yapacak. Biz kardeşler olarak onların yanında olacağız. Sorun ne? Sorun Kayseri'ye hizmet etmek. Hepimizin gayesi bu. Sağ olsun. Onlar da çok güzel çalışmalar yapıyor. Ortak konferans salonlarında güzel çalışmalar yapıyoruz. Üyeleriyle ilgili üzerimize düşen bir şey olursa biz yapıyoruz. Onlar bizi çağırıyor. Biz onlardan destek istiyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Aynı şekilde hem sanayi odası olsun, hem makine mühendisleri odası olsun, hem veteriner hekimler odası olsun, ziraat mühendisleri olsun. Yani şöyle bakıyorum, eczacılar odası olsun. Gerçekten çok güzel diyaloglar ve çalışmalar yapıyoruz. Bir sorun olduğunda hepimiz bir güç birliği oluşturabiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü tek başına bir şeyleri yapamazsınız. Bahsediyoruz işte seçim böyle oldu falan. Ama bu benim tek başıma bir kişinin yapabileceği iş değildi ki. Bu ekip işiydi, gönül işiydi, sevda işiydi. Bunu bütün kurullarda görev alan meslektaşlarım yaptı. Bizlere o gücü verenler yaptı. Yönetim yaptı, disiplin yaptı, denetleme yaptı, haksız rekabet yaptı, tesmer yaptı, kadın komisyonumuz yaptı, kültür atölyemiz yaptı, spor komisyonumuz yaptı. Hepsi bir güç oluşturdu. Biz bu sonucu öyle kazandık. Yoksa o Ali Başkan çok iyi, eli yüzü düzgün, iyi bir insan. Hadi götürü boyu. Yok öyle bir dünya. Ya ama işte bu 3 yılda da sizin ektiğiniz tohumları almanız gerekiyor. Tek sıkıntımız da nispi temsil. Evet. Başkanlık kuralı. 2 dönem başkanlık kuralı var Tolga. Şu anda ben demeliyim ki ben 20 yıl daha yaparım Tolga abi. 2 dönem ne ya? 6 yıl. Ama diyorum ki hayır. Çok güzel. 2 dönem kuralı her şeyde olmalı. 3 yıl biz projelerimizde geldik. Hemen hemen hepsini yaptık. Sorunlar dedik çözdük. Bir 3 yıl daha göreve talip olduk. Üye bizi başarılı bulursa bir 3 yıl daha verir. Başarılı bulmazsa tepe taklak gider dedik. Bu tüzük böyle kalmalı mı sizce? Yani? Evet, 2 dönem kuralı kalmalı başkanlık ama nispi temsil kalkmalı. Kalkmalı. Kim kazandıysa sevabıyla günahıyla 3 yıl kendi ekibiyle gelmeli, kendi ekibiyle gitmeli Tolga Bey. Evet, bunun ya zararı bunda ne biraz... peki? Bunun açık zararı ne? Açık zararı şudur, her şeyde bir kere diken üstünde kalıyorsunuz. Yapacağınız her şeyle ilgili sorunlarla karşılaşıyorsunuz. İşte bir kişi geliyor, boş bir etkisiz eleman. Bir görevlendirme yapacak olsanız sıkıntı. Yani güven noktasında sıkıntınız oluyor. Yapacağınız şeyle ilgili bakıyorsunuz, paranız varsa da şunu yapalım dediğinde yok o olmaz, niye olmaz, işte şundan olmaz. Ya yapalım diyorsunuz, ben şert düşerim diyor. Motivasyonunuzu gibi. Azaltıyor. Ya maalesef işte yani hani bir vücutun bir yerinde bir çıban olur. Rahatsız etmez mi vücutu? Aynı şekilde ben diyorum bir an önce başkanlık 2 dönem kuralı devam etmeli. Ama nispi temsil kalkmalı. Bütün insanlar çünkü bir de şu var. Her ki hak edene hak ettiği görevi vermeniz gerekiyor. Grupçuluk ortaya çıkıyor. Seçim kazanmanız ortaya çıkıyor. Bu da sıkıntı veriyor ister istemez. Dolayısıyla biz bu konuda hala söylüyorum anlayış bekliyorum. O iradenin gösterilmesini istiyorum. 3 yıllık süreçte kendi ekibimle ben odayı yönetip 3 yılımı da dolu dolu geçirmek istiyorum.
bu iradeyi de göstereceklerine inanıyorum. Hak edene hak ettiğinin verilmesini istiyorum inşallah. En büyük projenizden hiç bahsetmiyorsunuz bu arada. Plaza dikeceksiniz herhalde, müşavir plaza. Evet, plaza amaç mali müşavirleri bir arada toplayıp hizmetin daha iyi sağlanması mı? Şöyle ki Tolga Bey, 3 yıl önce seçim ziyaretleri yaptığımızda meslektaşlarımızın maalesef bazılarının ofisleri bizi çok mutlu ediyordu. Bazı meslektaşlarımız ofis standartlarıyla, kılık kıyafetleriyle, bilgisiyle buradaydı. Ama bazı meslektaşlarımız da ofislerinin kötülüğü, kılık kıyafet, bilgi donanım buradaydı. Biz şimdi şunu düşünmedik, bunları buraya çekelim demek hak değil, haksızlık. Tabii ki. Ama dedik ki biz bunlar gidebildiği kadar eğitimlerle, başka şeylerle yukarı götürelim. Ama burasını da itmemiz lazım. Evet. Ya işte keşke abi işte güzel bir ofise çıksanız. Daha kurumsallaştırma. Daha güzel olur falan dediğimizde ya işte müteahhitler bir iş yeri yapıyor. İş merkezi işte 100 liralık şeye 300 lira istiyorlar. Kiraya çıkart diyor işte çok para kira istiyorlar. Siz de bir kooperatif falan kurmuyorsunuz, maliyetine bize bir teslim yapmıyorsunuz, hem ekonomik olarak iyi olur falan diye oturduk, projemizi hazırladık, görsellerimizi hazırladık, üyemize sunduk. Dedik ki yeni dönemde Allah nasip ederse biz bunu yapacağız. Dediler ki bize nasıl kuracaklar dediler. Bu kadar 150 tane meslek mensubu, 120, 130, 140 talep oldu. Hayal bu kadar, bu kadar insanı nereden alacaklar öyle bir yerde, hepsini bir yere sığdırabilecekler. İşte komik şeyler bunlar falan dediler. Ama Allah'a çok şükür Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Benlik Kılıç Başkanıma da teşekkür ediyorum. Yaptığımız görüşmeler, diyaloglarda Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde güzel bir yeri ihaleye çıkartacaklarını, ihaleye de bizim girmemizi söylediler. Bizler de kooperatifimizi kurduk, paralarımızı topladık, girdik. Karşımızda da bir şirket birleşmesi vardı rakip olarak. Ama çok şükür onları da geçtik. 150 tane ofisin olacağı bir plazanın toprağını almış olduk, arsamızı. Onu da Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde. Şu anda herhalde Kayseri'mizin en güzel, en vergi daireleri olsun, çarşı merkez olsun, en güzel yerinden aldık. İnşallah taksit, 18 taksitle aldık. Aldığımızda 30 milyon artı KDV'den aldık biz. Şu anda yan taraf herhalde ihaleye çıkartacaklar Tolga Bey. Herhalde 55 milyon, 60 milyondan çıkartacağı kulağımıza geliyor. Yani durduğu yerde meslektaşımız bir kere para kazanmış oldu. İnşallah 150 tane ofis yapacağız. Şu anda üye sayımız 119. Orada 31 tane ofisimizi satacağız. Maliyetlerini meslektaşın daha da düşüreceğiz. Aşağıda 2 tane 500-500-1000 metrekare dükkanımız olacak. Bittikten sonra orayı da satacağız. Orada maliyetlerimizi çok daha düşürecek. 15 katlı olacak inşallah. Aşağıda -2 otoparkımız olacak, 2 katlı. Yani bütün meslektaşımıza yakışabilir güzel bir plazayı ilk defa Kayseri'de bu da yapılıyor. Bana diğer oda başkanları şey diyorlar, ya başkan bu işler sıkıntılı, uğraşman lazım, kendini çok yıpratıyorsun diyor. Ama gönlümüzde bu meslek varsa, bu sevda varsa, bizler de bütün bir güç birliği oluşturacaksak, ekonomik olarak bir kalkınmada meslektaşımıza hizmet edeceksek biz bundan kaçamayız dedik, yaptık. Bu da bizi mutlu ediyor. Sosyal medyalarda, Twitter'larda diğer şehirdeki meslektaşlara bakıyoruz. Beni tanımıyorlar. Kayseri Mali Müşavir Odası Başkanı diyorlar, keşke her şehre, her odaya gönüllü olsa da her ile böyle bir iş plaza kooperatifi kurulsa ne kadar güzel olur, maliyetine iş yeri sahibi oluruz diyorlar. Ortak akıl, doğru söylüyorlar. İşte bazen bakıyoruz, diğer başkanlar bizi arıyor. Ya kardeşim diyor, vergi dairesinde nasıl otopark aldın diyor ya. Başımıza bela ettin, bütün üye bizi arıyor diyor. İşte SGK'da binayı nasıl aldın diyor, o irtibat bürosunu diyor. Arıyorlar, anlatıyoruz. Ondan sonra arıyorlar, ya başkanım biz diyorlar görüştük. Tamam diyorum, SGK İl Müdürlüğü'ne yazı yazdık. İl Müdürlüğü de Ankara SGK Daire Başkanlığı'na, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazmış. Kira karşılığı verebilirsiniz demişler diyor. Sen kira veriyor musun diyor. Yok, bizde kira da yok diyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani bu kamuoyunu oluşturmuş olmamız, oda olarak gündemde kalıyor olmamız, seviliyor olmamızdan dolayı da bireysel ilişkilerimize her sorunumuzu hemen hemen hallediyoruz Tolga Bey. Bundan da çok mutlu oluyoruz. İnşallah yeni dönemde de talep noktasında yine söylüyorum, mali müşavirler için müşavir köy villa projemiz olacak inşallah.
Bir kısım meslektaşımız da TOKİ diyor. TOKİ ile aslında bir görüşmemiz var, bir arsa şeyimiz var ama bize olacak arsa da önemli. Eğer benim meslektaşımı götürüp de çok ücra bir noktada diyorsa biz sosyal statü olarak oralar bize yakışmaz. Hı hı. Ama bir villa şeklinde bir müstakil proje şeyimiz var. Sağ olsun Hacılar Belediye Başkanımızla da bu konuyu görüştüm. Çok da yakinen görüşürüz. Çok değer verdiğim bir başkanım abim. Çok da çalışkan. Kendisine buradan saygılarımı sunuyorum. Ben bir yer arsası bulmuştum. 80 tane falan abi buraya başkanım villa olur nasıl yapalım? Orası size olmaz dedi. Sen seçimini atlat. İnşallah dedi biz dedi bir ihale açarız. Beğendik tarafından bir yer beğendiğiniz bir yerden beğendik tarafından bir yer veririz demişti. İnşallah biz eğer tekrardan üyemizi toplayıp bu şekilde bir talebimiz oluşursa başkanımızdan bu konuda yine destek isteyeceğiz. İnşallah meslektaşlarımıza en azından bir tane daha düşünürüz bir proje olarak diyoruz. Tabii talep önemli. İş yerinde olduğu gibi bize sahip çıkarlarsa, talep olursa biz de seve seve bu işe gönül veririz inşallah diye düşünüyoruz. Tabii evet. Yeşil pasaport dedik Tolga Bey. Evet. Arabuluculuk sorunumuz var projelerimizde. Arabuluculuk mesela mali konularda mali müşavirlere verilmesini istiyoruz. Sadece arabuluculuk hukuk eğitimi almış avukatlar da var. Biz zaten şu anda bunu yapıyoruz arabuluculuğu. Bakıyorsunuz iki şirket ortağı birbirine giriyor Tolga Bey. Hiç siz şunu duydunuz mu? Hadi gidelim de avukat bizim malları bölsün der mi? Hadi mali müşavire gidelim hesabı kitabı ayırsın der. Biz bunu yapıyoruz ama para kazanamıyoruz. Neden? İşçiyle işveren birbirine giriyor mesela firmada. Hadi git diyorlar mali müşavir Ali abin yanına örnek veriyorum. Hak ettiğin neyse hesaplasın imzanı at paranı verelim diyor. Hiç siz şunu duydunuz mu? Hadi avukata git hesabın kitabını çıkarsın. Biz bunu yapıyoruz. İmza atılır gidilirse bir şey yok. Yok arabulucuya gidelim. Hadi abi şunu bir hesapla diyor avukatlar. Hesaplıyoruz veriyoruz. Avukatın oraya gidiyor imza atılıyor. Avukat parasını alıyor. Para yok kazanıyor. Ya bu hak mı diyoruz yani. Mecliste işte sayımızın yetersiz olması bizi çok üzüyor. 30-35 tane mali müşavir ve yeminli mali müşavir kökenli vekilimiz varken 120'ye yakın, 130'a yakın hukukçu, avukat, milletvekili var. Evet. Ne desek reddediliyoruz evet. Yani. Onun için ben diyorum ki Kayseri'de mutlaka bir vekili, şeyde mali müşavir bir vekili Ankara'da görmek istiyoruz. Sorunlarımızı anlatalım. Siz, odamızı açalım. Şimdi birçok iş yapınca göze çarparsınız. Kamuoyu da zaten sizi şimdiden milletvekilliğine yakıştırmış durumda. Var mı öyle bir beklentiniz, öyle bir niyetiniz var mı? Şöyle ki Tolga Bey, şu anda il yönetiminde falan çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ben şu anda 3 yıllığına göreve talip oldum. 3 yıl boyunca şu anda benim görevim oda başkanlığı yapmak. Seçimde herhalde 1 yıl falan sonra olur. Dolayısıyla benim görev sürem bitmemiş olur. Şu anda görev süremi bırakaraktan meslektaşlarıma da saygısızlık yapmak istemem. Dolayısıyla ama hep söylüyorum, bir milletvekili sıralamasında hangi parti olursa olsun 4 tane mecliste temsil edilen partimiz var. Birinci, ikinci sıraya bir mali müşavir hangi partimiz yazarsa oda olarak, oda başkanı olarak konferans salonuydu, aile toplantılarıydı, mali müşavir toplantılarıydı. Aşırı derecede destek vereceğim. Bir tane vekile Kayseri'den meclise göndermekle ilgili gayret göstereceğim. Bunu ben diğer şehirlerdeki oda başkanlarımıza da söylüyorum. Eğer sorunlarımızın çözülmesini istiyorsak bu herkesin fedakarlık yapmasıdır. Her il her oda başkanı örgütlenmeli, bir tane ilinden bir mali müşavir vekil çıkarmaya gayret göstermeli diyoruz. Dolayısıyla tabii hani bir laf vardır ya siyasette, bakarsınız 3 gün çok kısa olur, 1 saat çok uzun olur diye. İnşallah yeni dönemde Kayseri'den bir tane, 10 vekilimizden bir tanesinin mali müşavir olarak gitmesini ben çok istiyorum. Gönlünüz çok tok çok ama Gönlünüz çok tok. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Peki vatandaş şunu da soruyor bir taraftan. Diyor ki acaba diyor Ali Yedikaya tamam ikinci dönemi kazandı, hak etti, güven tazeledi ama TÜRMOP seçimlerinde de aday olur mu diyorlar. Şöyle ki TÜRMOP yapısı çok farklı. Biliyorsunuz bizim 9 tane yönetim kurulumuz var. Bu 9'un 5 tanesi yeminli mali müşavir olmak zorunda. TÜRMOP başkanımız da yeminli olmak zorunda. Yönetimde de 4 tane mali müşavir var. Biz Türkiye'de 11. büyük odayız. Dolayısıyla önümüzde 10 tane büyük oda var. Bizim Kayseri'de 27 delegemiz var. İstanbul'un 700 civarında delegesi var. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi, Adana gibi büyük şehirlerimiz var. Dolayısıyla daha çok şeyler oradan olabilir Tolga Bey. Ama
Bize şu da denilirse o ayrı bir mesele. Yani Kayseri'den işte biz sizi düşünüyoruz derlerse biz mesleğimizle ilgili milletvekilliği gibi yapmayız. Görevden kaçmayız. O ayrı bir mesele. Çünkü birçok ilden sizi aradıklarına göre ürettiğiniz projelerin her tarafa yayılması, oralarda yankı uyandırması sizi ister istemez herhalde yukarıya taşır kanaatindeyim. Ya biraz da yine doğru söylüyorsunuz ama yine söylüyorum. Ben 3 yıllığına üyemizin karşısına başkan olarak çıktım. Yani şu anda başkanlığı bırakıp bir yere gittiğim zaman sanki pek etik olmaz gibi geliyor Tolga Bey. Ama peki başkanlık... özür dilerim bilmediğim için soracağım. TÜZÜK size 2 dönem başkanlık yetkisi veriyor. 2 dönem bittikten sonra TÜRMOP genel başkanlığı yetkisi vermiyor mu? TÜRMOP yönetim olur. Genel başkan için yeminli olmamız lazım. Sınavlara girmemiz lazım. TÜRMOP yönetim yetkisi var. Onda sıkıntı yok. Hatta diğer kurulları da var. Haksız rekabet, TESMER gibi TÜRMOP'un atama kurulları var. Oralar da olabilir. Ama mesleğimizle ilgili bir şey olursa bundan kaçamayız. Kaçmazsınız. Evet. Yani daha iyi hani oda başkanlığından daha şeydir. Burada daha çok mesleğe fayda sağlarsınız denilirse o boynumuzun borcu. Ama milletvekilliği gibi süreçte söylüyorum. Yani şu anda da öyle bir şey yok zaten. Bunu da konuşmanın bir anlamı yok bence yani. Şu anda mesleki olarak evimize ekmeğimizi ofisimizden götürüyoruz. Dolayısıyla mesleğimiz bizim için daha çok ağır basıyor. Ama diğer siyasi partilerimizde, 4 tane siyasi partimiz var. Orada görev alan çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz var. Onlardan mesleği temsil edebilecek ofisiyle, donanımıyla, bilgisiyle, ahlakıyla Kayseri Mali Müşavir Odası üyelerini temsil edebilecek bir aday bir ve ikinci sıralara konulursa onu desteklemek de bizim boynumuzun borcu. Onu belirtelim yani. Anladım. Şimdi tabii siz birçok iş başardınız, geride bıraktınız. Üyeler de size genel kurulda bir teşekkür sundu ve size yeniden yetki verdi. Güveni tazelediniz, oturdunuz. Şimdi birçok projeniz var, birçok eksikleriniz var. Bunları da gidereceğinize dair işte şimdiden elinizi taşın altına koyduğunuzu söylediniz. Sizden de son olarak isterseniz üyelerinize bir teşekkür isteriz. Tabii ki gerçekten zor bir seçim süreci yaşadık aslında. Şöyle bir seçim süreci yaşadık. Kazanacak olmanın bir başkan adayı olarak seçime girmek zor oluyor. Listelerinize çok fazla talep oluyor Tolga Bey. Nasıl olsa kazanacak diye meslektaş seçime girip oy kullanmıyor. O da büyük sıkıntı oluyor. Öbür tarafa bakıyorsunuz muhalefet listelerinin her yeri boş. İstediği kişileri yazabiliyor süreçle ilgili. Ama şu çok önemliydi. Katılım oranı ve katılım. Katılım oranı istediğim seviyede değildi. Onu söyleyelim. Daha büyük oylar alınabilirdi tarafımız açısından. Ama şu ana kadar alınmış olan bu oy Kayseri için bir rekordu. Mesleğimiz için bir rekordu. Ben hem genel kurula katılan hem seçim günü o kadar işini gücünü pazar günü bırakıp mesleğine sahip çıkmak için odasına gelip oyunu kullanan, nereye kullandığının hiç önemi yok, kullanan çok değerli meslektaşlarıma çok büyük teşekkür ediyorum. Mesleği sorunu konuşmak kolay, mesleği eleştirmek kolay ama gelip genel kurulunuzda, seçiminizde oy kullanmak asıl o zaman önem arz ediyor. Eleştirenler eğer gelip oy kullanmıyorsa o zaman konuşacakları da bir şey yoktur diyorum. Oy kullanacak kadar zaman bulamayan bir kişi mesleğin iyileşmesiyle ilgili sağda solda konuşmasında bir önemi yok. Gelecekler kürsüden genel kurulda bir fikirleri varsa söyleyecekler Tolga Bey. Bir eleştirileri varsa söyleyecekler. Bir önerileri varsa söyleyecekler. Bir projeleri varsa söyleyecekler. Ama siz genel kurula gelmemişsiniz. Oy kullanmaya gelmemişsiniz. Ama odanızdan, mesleğinizden büyük beklenti içerisine giriyorsanız bir düşünmeniz lazım. Çok şükür ki bakıyorum 1200 civarında meslektaşımız, 1200'e geçmiş meslektaşımız bu olaya sahip çıkmış. Evet. Çok büyük, güzel ve güzel bir düşünce oluşmuş. Ben bundan dolayı özellikle gelen, nereye oy kullandıklarının önemi yok. İsterse boş atsınlar. Sandığa saygı duyan, çok değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Meslekte Kayseri ailesine 3 dönemdir seçimlere giriyoruz. 3 dönemdir her geçen gün oy oranını artırarak sahip çıktıkları için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum destekleri için.
Tabii 4 tane siyasi partimize olsun, vekillerimize olsun, belediye başkanlarımız olsun, değerli sivil toplum kuruluşları başkanlarımız olsun, bizlerle ortak projelerde yer aldıkları için, bizlere her konuda destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de siz değerli basın mensuplarına ediyorum. Özellikle şahsınıza gündeme dair programını hazırlayıp sunuyorsunuz Tolga Bey. İlk programda oldu. Bugün de seçimden sonraki programı yaptık. Teşekkür ediyorum. Tabii TV1 ailesi bizim 3 yıllık süreçte çok yükümüzü çekti. Herhangi bir karşılık gözetmeksizin, herhangi bir talepleri olmadan Doğan Havur yönetiminde çok değerli burada bize destek veren spiker kardeşlerimize, sunucu kardeşlerimize, program yapan genel yayın yönetmenimize, müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bugünkü programda bize tekrar mesleğimizle ilgili, meslektaşlarımızla ilgili sorunları, istekleri ve kamuoyu oluşmasına destek verdiğiniz için şahsınıza Tolga Bey çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Seçimin hemen ardından ayağınızın tozuyla davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkürler. Saygılar. Evet değerli izleyenler, görüyorsunuz işte kurumlar arası diyalog herhalde böyle sağlanabilir. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya 3 yıllık süre içerisinde neler yaptığını tane tane anlattı ve üretmiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında meslektaşlarının en azından evlerinde biraz olsun yorgun ya da mitap düşük gitmemelerinde için birçok proje örgütlemişler ve bunların en önemlisi benim de dikkatimi çekti. Tiyatro ve şiir dinletileri, tabii müzik aletleri için de bir kurs açmışlar. Tabii bunları bir tarafa bırakmış ve yeni bir döneme girmiş. Yeni dönemde de yeniden çıtayı yükseltecek. Müşavir daha doğrusu bir plazadan bahsetti bize. 15 katlı plaza yapacaklarmış. En büyük önemli sorunlarından bahsetti. Bir pasaport istiyorlar. Herhalde siyasilerimiz buradan üzerine düşen payı alırlar kanaatindeyim. Bütün meslek örgütlerinin de aslında bu programı izleyip neler yapılması gerektiği, mesleki sorunların nasıl ortadan kaldırılması gerektiği, meslektaşlarının önlerindeki engellerin nasıl kaldırılıp onların nasıl iyileştirilip daha işlerine motive olmaları gerektiğini bu programı izlediklerinde anlarlar kanaatindeyim. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Haftaya yeniden bu ekranlarda başka bir konukla buluşmak umuduyla.